Bu programımızda yalan söyleme probleminin çözümü nasıl olmalıdır? Çocuğumuz yalan söylüyorsa hangi metotlarla bu yalan söyleme problemini ortadan kaldırabiliriz? Yalan söyleme probleminin çözümü nasıl olmalı? Hangi makamda, hangi konumda, hangi yaşta olursa olsun yalan söylemek bir hastalıktır. Bir Müslüman yalan söylemez. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir Müslüman şu günah işleyebilir mi, bu günah işleyebilir mi? İşleyebilir, işleyebilir. Yalan söyler mi? Asla yalan söylemez buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yalan söyleme ruhi bir hastalık ve ciddi bir davranış bozukluğudur. Yalan, gerçekte olmayan işlerin, durumların varmış gibi farklı şekilde kurgulanarak insanlara sunulmasıdır. Başarılamayacak bir işin yapılacağı sözü verilerek sözünde durmamak, alınan bir paranın gününde ve zamanında ödenmemesi gibi birçok çeşidi olan yalan, yuvaların dağılmasına sebebiyet veren bir hastalıktır. Atalarımız, yalancının mumu yatsıya kadar yanar derlerdi. Teknolojinin gelişimi, gerçeklerin ortaya çıkmasını hızlandırmıştır. Anne babalar, çocuklarına güçlerinin üzerine bir iş vermeleri, başarı istemeleri, aşırı baskı onları yalana teşvik edebilir. Özellikle ağır cezalar ve çok büyük mükafatlar çocuğu yalana teşvik eder. Her işte olduğu gibi sırat-ı müstakim şarttır. Günde Fatiha suresini 40 defa 5 vakit namazda okuyoruz. 40 defa ihtine sırat-ı müstakim, bizi sırat-ı müstakim hidayet eyle diye Rabbimize dua ediyoruz. Çocuk ilk 5 yaşında gerçekle yanlışı ayıramaz. Çocuğumuz yalan söylüyor diye paniğe kapılmamalı, ancak bu yaştan sonra doğruyla yanlışı ayırma yaşına gelir. Özellikle bu yaştan sonra yalan söylememesine dikkat edilmelidir. Her davranışında çocuklarına örnek olmak zorunda olan ana babalar, çocuklarının yalan söylemesine de sebebiyet verebilirler. Çocuklar bazen ilgi çekmek için yalan söyleyebilirler. Her çocuk takdir edilmek, beğenilmek ister ve ilk olarak bunu ailesinden bekler. İlgisiz çocuklar anne babalarının ilgisini üzerlerine çekmek için yalan söyleyebilirler. Sevilmediğini hisseden çocukların saldırgan olmaları, yalan söylemeleri kaçınılmaz bir durumdur. Hiperaktif çocuklar da başarısızlıklarını gizleme adına yalana başvurabilirler. Ayrıca ebeveyn çocuğun okul başarısını abartılı bulduğunda da çocuk yalana başvurabilir. Değerli anne babalar, çocuklar ailesinden daha iyi imkanlara sahip sosyal bir grupla kendisini özdeşleştirmek için yalanla eksik gördüğü alanı kapamaya çalışabilir. Böyle durumlarda kanaatkarlık ve teslimiyet fikrinin yanında çok çalışma teşvik edilebilir. Çocuğun büyüyüp ergenliğe girdiği dönemlerde hürriyetinin kısıtlandığına inanırsa yalana müracaat edebilir. Kendilerinin büyüdüklerine inanmaları, bir kısım elde edemediklerini elde etmek için yalan söyleyebilir. Böyle durumlarda ebeveyn, özellikle ergenlik döneminde çocuğunun yanında olduğunu hissettirmeli, problemlerinin çözümünde katkı sağlamalı. Bu da çorbadaki tuz ve baharat gibi olmalı. Aksi takdirde çocukla irtibat kopabilir. O halde ne yapalım ki çocuğumuz yalan söylemesin? Anne babalar her şeyde örnek olmaları gerektiği gibi herhangi bir konuda asla yalana başvurmamalılar. Yalan söylememek hayatın her alanı için geçerlidir. Velev ki maddi manevi kayıplarımız olsa bile beyaz yalan, masum yalan yoktur. Bu inançlarımızda olmayan bir durumdur. Yapılan her iş, söylenilen her bir yalan mutlaka bir hesaba çekilme sebebi olduğu bilinerek hareket edilmelidir. Çocuklar yalan söylediğinde onlara büyük cezalar vermemeli. Yalan söylemenin yanlışlığı anlatılmalıdır. Yalanın kötü bir sıfat olduğu örneklerle çocuğa göstermeli, insana değil de sıfatlara düşman olunması gerektiği öğretilmelidir. İnsanlara yalan söylediğinden dolayı insanın tamamına düşman değil, o sıfatına düşman olmak. Ahlaksızlığında ahlaksızlığına düşman olmak, sıfatlara düşman olmak gerekiyor. Çocuk niçin yalan söyler? Bu iyi tespit edilmeli. Acaba sevgiden yoksunluk mu? Ağır cezalar mı? Yoksa sahip olamadığı bir şey mi? Böyle olunca imkanlar ölçüsünde evladımızla, yavrumuzla ciddi manada ilgilenmeli. Onun gönlü hoş edilmeli. İkna metodu uygulanmalı. Ceza da mükafat da ölçülü verilmelidir. Ebeveyn çocuğu hatalarından dolayı devamlı hor görürse çocukla bağları koparır. Çocuk makine değildir. Onun da duyguları var. O da toplumda kendisini kabul ettirmek için çaba sarf eder. Değersiz hissettiğinde kendisini büyük ve olduğundan farklı göstermek için yalan söyleyebilir. Böyle durumlarda ana babalara büyük görev düştüğü gibi eğitimcilerin de büyük sorumlulukları vardır. Çocukta görülen yalan söyleme hastalığı büyük bir ruhi hastalık olduğundan dolayı ciddiye alınmalıdır. Eğer bu durum anne babada varsa derhal terk etmeliler ki
çocuğun da bu yollara tevessül etmesi engellenebilsin. Yüce Rabbimiz bu konuda, ey iman edenler, niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz buyuruyor Saf suresinin 2. ayetinde. Ebeveyn çocuklarına karşı tutum değerlendirmesi yaparak yanlışlarını tespit etmelidir. Eğer bu konuda başarılı olamıyorsa mutlaka işin uzmanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Bir diğer husus, çocuklara sorumluluk vermek gerekiyor. Çocuklar çok hızlı öğrenen, hızlı algılayan bireylerdir. Eğer onları hayata hazırlarken sorumluluk sahibi olmalarını istiyorsak, altından kalkabilecekleri sorumluluklar vermeliyiz. Ev içerisinde verilen sorumlulukların yanında, iş sahibi ise iş yerinde ufak çaplı mesuliyetler vermek gerekir. Okul seviyesinde olan çocuklara verilen ev ödevleri ve derslerde verilen görevler, çocuğun sorumluluk sahibi olmasında önemli rol oynar. Bazı anne babalar çocuklarına hiçbir iş yaptırmak istemezler. Bu asla doğru bir davranış değildir. Çocuk nasıl bir başlangıçla hayata merhaba dediyse aynı şekilde büyür. Bir zaman sonra herhangi bir sorumluluk almayınca ana babalar endişelenmeye başlarlar. Oysa çocuğu bu duruma getiren onlardır. Aşırı koruyucu, merhametli olma anlayışı istenmeyen davranışlara sebebiyet verebilir. Çocuklara yaptıkları işin önemini kavratmak gerekir. Büyükler bile önemine inanmadıkları işleri yapmazlar. Çocuk ev içerisinde istediği alanda sorumluluk almaya teşvik edilmeli, zorlanmamalı fakat önemi anlatılarak yapılabilir. Hatta ödüllendirme yapıldığı gibi sorumluluğunu yerine getirmeyince hafif cezalar verilebilir. Çocuğa her türlü imkanı sunan bir aile çocuktan sorumluluk beklememeli. Mutlaka çocuğun elde ettiği bir kısım şeyler ödül veya ceza mahiyetinde olmalı ki çocukta davranış ve sorumluluk bilinci gelişsin. Çocuk verilen görevi yaptığı zaman neler hissediyorsa mutlaka dinlemeli, duygularına olumlu katkılar sağlanmalıdır. Özellikle okula devam eden çocukların ödevlerini veliler yapmamalılar. Çocuk ödev yapmayınca nasıl bir tepkiyle karşı karşıya kalacağını kendisi görmelidir. Aşırı koruyucu ana babalar çocuklarına iyilik yapmamış olurlar. Aksine istenmeyen vasıfların yerleşmesine sebep olunmuş olur. Çocuğa verilen sorumlulukların yerine getirilmesinde en büyük katkıyı anne babalar yerine getirmelidirler ki çocuk bu davranışı hayatına uygulayabilsin. Yaşının ve fıtratının üzerinde sorumluluk vermek çocukta yılgınlığa, bezginliğe sebebiyet verebilir. Bazı şeyleri çocuk yaşayarak öğrenmelidir. Büyüklerin tavsiyeleri, nasihatleri maalesef emek sarf etmeden kendilerine ulaştığından dolayı kıymeti olmamaktadır. Çocuklar büyüyünce ana babalarının tavsiyelerini yerine getirmediklerinde nasıl bir pişmanlık duyduklarına zaman zaman şahit oluruz. Rabbim hakiki manada çocuklarımıza edebi terbiyeyi veren, sorumluluk veren, onların erdemli davranışlar elde etmesini sağlayan anne babalar oluruz. Sorumluluklarımızı hakiki manada yerine getiririz. Çocuklarımız bizi üzmemiş olurlar. Hem dünyalarını hem ahiretlerini kazanmış olurlar. Onlar da büyüdüklerinde, anne baba olduklarında yavruları, çocukları onları üzmemiş olur. Unutmayalım ki çanağımıza ne doğrarsak kaşığımıza o gelir. Bugün biz çocuklarımızı nasıl eğitirsek yarın çocuklarımız da kendi çocuklarını öyle eğitecekler. Böyle bu silsile halinde devam edecek. Bu olumsuzlukların devam etmemesi adına ebeveyne çok büyük görevler düşüyor. Rabbim kendimizi hakiki manada yetiştiren, başta anne babalar olarak, bilge insanlar olarak yavrularımıza güzel örnek olabilmeyi, etrafımıza güzel davranışlar sergileyebilmeyi Yüce Rabbim nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşça kalın değerli dinleyicilerim.